belirli coğrafyaları üstünleştirmek için uydurulduğu karısını taşıdığı, efendim Mescid-ül Haram'da iki rekat nafile namaz kılan 1 milyon sevap alır. Mescid-ül Nebevi'de kılan 500 bin alır, Mescid-ül Aksa'da iki rekat nafile kılan 100 bin alır. Peki bu din cihana gönderilmiş dinse, Mekke'de doğduğu için kaç kere akşama kadar 50 kere 2'şer rekat namaz kılabilmesi için hiçbir zahmet çekmek gereği duymayan bir Mekkeli'yi geçebilmek cihan alem bir araya gelse mümkün olmayacak demektir. Çünkü Kanada'da yaşıyor olsan da Müslüman olabileceksin. Çünkü bütün insanlar, Avustralya öyle. Peki Avustralya ve Kanada ile Mekke arasındaki mesafeyi gidip gidip gelmek hiç mümkünatı var mı? Bunlar düpedüz belirli coğrafyalara zuladan belirli avantajlar sağlamak isteyen insanların uydurmaları olmalı. Kur'an'ın esprisiyle böyle bir şey. Asla ve asla alakası. Üstelik hac dikkat edilirse mali durum itibariyle müsait olanlar, sağlık durumu itibariyle müsait olanlar için yıllık bir kongre, her yıl katılması gereken bir kongre değil. Katılanların meydana getirdiği bir toplantı olarak anılmış olan hac. Mutlaka filan yok, Türkiye'den de gitsin, sen gidersin, geleceksene filan gider. Ama Türkiye'den de temsilci olsun, hani Endonezya'dan da olsun, Nijerya'dan bu anlamda. Yoksa herkes, her delege, her sene aynı adam gitsin filan, böyle bir şey yok. Müslümanım diyen muhakkak gitsin, o da yok. Sağlığı müsait değilse gidemez. Mali durumu da onca yolu yapmaya gidip gelmeye ki bugün aldı başını gidiyor. Gene müsait. O bakımdan herkese silme namaz gibi borç değildir mesela. Değil mi? Olur mu böyle şey? Yani daha doğarken birbirimizden farklıyız. Yani ben mi seçiyorum doğacağım yeri? Ya da Mekkeli kendi mi seçiyor Mekke'de doğum? Yok. Doğuşumuzdan kaynaklanan farklılığı, dezavantajı, ömrü billah uğraşsam, didinsem ben telafi edemiyorsam, kabul ettiğim din, daha doğuşumuzdan onu benden önde, bir at boyu değil, bir at boyu, başı değil de at boyu değil, bilmem ne bir tur önde durur, avantajlı dünyaya geliyorsa, avantajı olmayanların havasını alacak demektir ki bu zulmün ta kendisi olur. Ne Allah zalimdir haşa, ne İslam'da zulüm vardır. Bu tür zulümleri de aradaki aracı ve tefeciler sokmuşlardır. Bilerek bilmeyerek, aklının kıtlığından ya da kastından. Benim kanaatim. Kur'an'ın esprisiyle bağdaşır şeyler değildir. Onu bilemez.